Hazır mıyız arkadaşlar? Biz hazırız, evet. Tamam, hadi lütfen siz oturun, ben de dinleyin. Geçiriniz, yabancı bir şey. Sesi anlatmıyor. Tabii. Şeydesidir. Sosyal yerleri, inanç sistemleri, meslek grupları, beslenme türleri, yaşantıları, ne varsa kültürel... Kusura bakma, bazı türleri var, öyle bir... Eren de aynı çırpma... Anlama aşağıya, bu havadarlık mı yani? Bu ne? Milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllara baktığımızda Roma İmparatorluğu'nun önemli kentlerden birisini görüyoruz ki çünkü antik yollar güzergahında ve alandan çok fazla trafik geçiyor. 2023 yılı itibariyle kenti daha iyi algılamak, kültürel değerlerini ortaya çıkarmak için de burada görmüş olduğunuz arka plandaki kaz alanına başladık. Kazılar neticesinde göl kıyısından başlayan ve bizim nekropole doğru uzanan yapıda kentin kamusal yapıları ve bunun yanı sıra da kullanmış oldukları mekanları tespit ettik. Bu mekanları tespit ettikten sonra tabi bu çalışmalar esnasında geçen sezonki kazılarımıza önemli bir bulgu elde ettik. Bizim Julyapolis ile ilgili olaraktan tarihçede 11-12. yüzyıldan sonra tarihi tozu sayfalarına terk edildiğini düşündüğümüz alanın aslında 15-16. yüzyıllardaki bilhassa 16. yüzyılda Hollanda florindesiyle aslında kentin öneminin hala devam ettiğini gördük. Kentle ilgili birçok antik yazar bilgi vermekle birlikte biz kentin tabi Frigler döneminde Gordio Come, Helenistik dönemde bir kasaba ve Roma İmparatorluğu döneminde de Julyapolis yani Julio Cesar'lar sülalesine addedildiğini biliyorduk. Tabii kent esas gücünü milattan sonra 2. yüzyılda ve 3. yüzyılda gösterse de Bizans döneminde Sinod Meclisi dediğimiz Nikomedia'daki ruhani meclise iki temsilci gönderiyordu. Roma döneminde de Roma eyaletinde antik yolların güzergahında olması gücünü gösteri geliyordu. Ve her kente kısmet olmayan sikke darp etme hakkı vardı ki bu sikkeler sayesinde biz arkeoloji literatürüne bu kentin tamamen varlığını tespit edik. Direktmen ve literatüre sokmuş olduk. Julyapolis Ankara'ya yaklaşık 125 kilometre mesafede Çayran ilçesinde yer alan, Çayran mahallesinde yer alan bir yerleşim yeri. Orada 2009 yılından beri Anadolu Medeniyetleri Müzesi olarak çalışma yapıyoruz. Orada çalışma yaparken 3 önemli bölgede yoğunlaştık. Bunlardan biri mezarlık alan, nekropoli. Bir tanesi savunma sistemine dair olan sur. Bir tanesi de orada tepede yer alan kilise. Su altında kalmış kentin sosyal ve kültürel hayatına, ekonomik hayatına dair pek çok ipucu ele geçti. Burada 2009 yılından beri yapılan çalışmalarda özellikle mezarlarda yoğunlaştığımızı söyleyebilirim. Yaklaşık 790 adet mezarda çalıştık. Bu mezarların bir kısmı maalesef antik çağda, bir kısmı da modern çağda tahrip edilmiş. Bunların da tespitlerini yapıyoruz. Bu mezarlardan ele geçen buluntular o dönemdeki yaşamı, kalitesini, kültürel durumunu, zenginliğini gözler önüne seriyor. Özellikle milattan sonra 1. yüzyılın sonundan itibaren 2. yüzyılda ve 3. yüzyılın ortalarına kadar kentte bir zenginleşmeden bahsedebiliriz. Bunu da orada ele geçen eserlerden biliyoruz. Buradaki zenginleşmenin kaynaklarda da tanımı geçiyor. Örneğin 111 yılında Bitinya'da vali olan genç Plinius burada trafiğin yoğun olduğunu, gelen geçenin çok olduğundan bahsediyor. Bu da bize Avrupa'dan gelip Julyapolis üzerinden Ankara'ya, Ankara'nın da güneye giden önemli bir askeri yol ve daha sonra da bir hacı yolu olduğunu gösteriyor. Bu yoldan da insanların yoğun seyahat ettiğini ve bu seyahatlerden dolayı da kentin zenginleştiğini söyleyebiliriz. Kentin dokusuyla ilgili de çalışmalar yapmak istedik. Bu nedenle suya biraz daha yakın alanda 2023 yılında başladığımız çalışmalarla bazı yapı kalıntıları ortaya çıktı. Bu yapı kalıntılarının temellerini açtığımızda tam olarak bir plan vermemekle birlikte 569 yılında burada bir yangın olduğunu,
ve bu yangından sonra da buranın terk edildiğini gördük. Bu yapının ne olduğuna dair araştırmalara baktığımızda bunun deriyle, tiftikle veya yünle alakalı bir yapı olduğunu düşünüyoruz. 569 yılında yanmış ve belki de uzun süre kullanılmış bu yapıda özellikle bölgede meşhur olan Ankara keçisinin eski ataları diyelim. Onları ve hayvancılıkta koyunlardan, keçilerden elde edilen yünlerle beraber orada böyle bir yapının olmasını olmuş olabileceğini düşünüyoruz. Kent suyun altında kalmış. 1950 yıllarında başlanan ve 55 yıllarında tamamlanan Sarıyer Hasan Polatkan baraj gölü altında kalan kentte bir çalışma yapmak mümkün değil. Onunla ilgili su altı kameralarıyla görüntüler almaya çalıştık ancak suyun altındaki görüntü bozukluğu ya da görüntünün çok kısa mesafeli olması bunu engelledi. Bu nedenle de biz tabii suyun dışında kalan alanlarda çalışmak durumundayız. Fakat bu da çok uzun yıllar alacak bir konu. Belki çok uzun yıllar sonra barajda su çekilirse kent tekrar açığa çıkabilir, orada çalışılabilir. Ancak şu anda suyun dışında kalan alanlarda kenti anlamaya dair bu tür çalışmalarla onu gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz.